Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bu da bir başka antrenman tişörtü. Fenerbahçe'mizin yine. Bu nasıl olmuş arkadaşlar? Yani laf aramızda baya kilo aldım bu aralar ama yani zayıf gösteriyor. Geçenkine yorum yapmadınız bari buna yorum yapın. Ben arma kısmını çok beğendim. Bu seneki formaların arması bu kadar iyi değil. Keşke armaları da böyle yapsaydık formalarda. Ama sizlere de tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi nereden başlayalım, nereden edelim bilmiyorum. Efsane geri döndü diye başlayayım. Valencia. Şimdi Fenerbahçe'de derbi hazırlığı var. Biliyorsunuz Spor Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde normal şartlarda Beşiktaş'ta karşılaşacak olan Fenerbahçemiz derbinin hazırlıklarını akşam saatlerinde Can de yaptığı antrenmanla sürdürdü. Normal şart derken ısrarla söylüyorum. Bu maç oynanmayabilir. Beşiktaş ligden ve sahadan çekilebilir. Şimdi teknik direktörümüz Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda Kore çalışmalarıyla başlamış. Herkes Kore Kim Minji'yi yapmış. Sağda koşu ısınma koordinasyon çabukluk çalışmalarına yapıldı. antrenman taktiksel ve bireysel antrenmanlar çalışmalarla tamamlanmış. Sakatlığı bulunan birçok kişinin oynamaz dediği, birçok kişinin 3-4 maç yok dediği Mustafa, Mustafa Hoca'nın ısrarla 8. dakikada ekrana gelecek görsel diye hatırlıyor musunuz onu? Hatırlamıyor musunuz? yok bu kadar ben ekrana verdim. Hani dedim ya işte e, Valencia yok şöyle böyle derler. Dakika 8'de ekrana gelen görsel. Böyle bir şey verdim hani. O Valencia takımla çalışmalara başlamış. Ve geri döndü paylaşımıyla da Fenerbahçe kulübümüz bunu paylaşıyor. Hazırlıklarımıza bugün yapacağımız antrenmanla devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi 11 kulüpten 7'si Gaziantep ve Hatay Spor maçları iptal edilsin demiş. Bakın 11 kulüpten 7'si. Bakın burası çok hassas bir nokta. Kulüpler Birliği Vakfı ligden çekilen Gaziantep Futbol Kulübü ve Hatay Spor'un maçlarının iptal edilip edilmemesiyle ilgili görüşüyor. Ki dün gerçekleşti bu görüşme. Sosyal medyaya yansıyan e, buzdağının görünen yüzü. Şimdi TFF'nin deprem felaketinin ardından ligden çekilen Hatay ve Gaziantep maçlarında o ana kadarkiler sayılsın, o andan sonrakiler hükmen mağlubiyet diye sayılsın diye bir kararı vardı. Ama e, toplantıya 11 kulüp katılıyor kulüpler birliğinden ve 7 tanesi iki takımın maçlarının geçersiz sayılmasını istiyor. Ve kulüpler cuma akşamına kadar yazılı kararlarını bildirecek ve bu kararı tavsiye olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na iletecekler. Şimdi bakın Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi toplantı öncesinde bir açıklama yapıyor. Diyor ki işinize geldiğinde Avrupa'nın kurallarını tanıyorsunuz, işinize gelmediğinde tanımıyorsunuz demiş. Kendimiz için bir şey istemiyoruz, sadece adalet istiyoruz diyerek UEFA'nın ligden çekilen takımların maçları geçersiz sayılır Kuralını örnek göstermiş. Şimdi Sayın Ahmet Nur Çebi. Söz konusu Fenerbahçe olunca mesela hatırlarsan Fenerbahçe'nin Alanya'da mü müthiş bir hakkı yenilmişti. Ve İFAP yetkilileri bile burada kural hatası var. maç tekrar edilsin dediğinde sen çıktın. Ne dedin Beşiktaş duruşuna sahip olarak? Maç falan tekrar edilmez dedin. Ee, 103 gollü rekor sezonda Fenerbahçe Samsun Spor'la 0-0 berabere kalmış. Sonrasında Samsun Spor birkaç hafta sonra o maalesef acı olayı yaşamış. Allah bir daha kimseye yaşatmasın. Bu arada Samsun Spor'a ve Sakarya Spor'a Süper Lig yolunda da başarılar diliyorum. Ben Eyüp Spor'un İstanbul takımlarının çıkmasından sağ Sakaryaspor ve Samsun Spor'u tercih ederim. Ama hocam bizi aslan kesildiler. Ama hocam şöyle yaparlar böyle yaparlar. Olsun abi yeter artık ya. Saçma zaman. Ümraniye'ymiş. İstanbul Spor. U. Bırakın ya. Samsun olsun. Sakarya olsun. Kocaeli Spor olsun. İzmir'den bir takım mutlaka olsun. Doğu Anadolu'dan. Güney Doğu Anadolu'dan takımlar olsun. Yani olabildiğince lig. Sentezlensin isterim ben. Neyse. O sezon 0-0'dan sonra Samsun Spor gidiyor kaza geçiriyor. O ana kadar yapılan maçlar sayılıyor. O andan sonraki de, de hükmen sayılıyor. Fenerbahçe'de kütürü kere gibi top oynayıp kanırta kanırta 103 golle şampiyon oluyor. Yani hiç ağlayıp zırlamamış Fenerbahçe. Ancak burada olay farklı. 7 kulüp maçlar iptal edilsin demiş. Beşiktaş başta olmak üzere toplantıya katılan 11 takımdan 7'si maçlar geçersiz sayılsın demiş. Kim bunlar? Beşiktaş, Kasımpaşa, Antalya Spor, Ankara Gücü, İstanbul Spor, Trabzonspor, Adana Demirspor. Şimdi bir deprem bölgesi takımı da Adana Demir Spor. Ya Trabzonspor bildiğim kadarıyla Hatay'a yenildi. Bak yenilenler maçlar iptal olsun diyor. Dört kulüp aynı karar devam etsin diyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'la birlikte Kayseri ve Giresunspor. Spor eee 3 puan ve 3 gol averajının aynı şekilde devam etmesini istiyor. Kayseri Spor'da iki takım da deplasmanda yenmiş arkadaşlar. Enteresan. Ali Koç toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor. Ee, yani puan durumunun nasıl hesaplamamız gerektiğini görüştüklerini aktarıyor Ali Koç. Yabancı oyuncu kuralı, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın yayın ihalesi ki bu önemli Kulüplerin birkaç gün sonra alması gerektiği borçsuzluk kağıdı için vergisel mevzular, pasolik ihalesi yani bunların hepsinin görüşüldüğünü dile getiriyor. Aslında Türk futbolunun kanayan yaraları bunlar ama biz nelerle uğraşıyoruz. 12 kulüp katılmış toplantıya. Puan konusunun nasıl ele alınacağı hususunda Hatay Spor görüş bildirmek istemedi. 7 kulüp bir görüşü, 4 kulüp başka görüşü savundu. Zor bir konu. Hangi karar verilirse verilsin 4-5 kulüp mağdur oluyor. 4-5 kulüp fayda sağlıyor demiş. Önümüzde iki tane alternatif var diyor Ali Koç. Birincisi ligimizden çekilen iki kulübün bugüne kadar oynadığı maçların tescil edilmesi. Bundan sonrakilerin hükmen mağlubiyet sayılması. İkinci alternatif bugüne kadar oynanan bütün maçların yok hükmünde olması. Bu iki kulübe bu sezon hiç müsabakaya katılmamış muamelesi yapılmasıydı. İki alternatif de puan cetvelini etkiliyor. İki alternatifin de artısı eksisi var. Yani birincisi daha makul. Çünkü maçlar oynandı. Eskil edildi. Yayıncı yani kuruluş gelirleri dağıtıldı. Kartlar, ceza çeken oyuncular oldu. Bunlardan nasıl geri adım atacağız? Bunun iştihadı var. Geçmişte Samsun Spor, Kastamonu Spor, Elazığ Spor'un çekilmelerinde neler olduğunun örnekleri var. E diğer taraftan maçlar kabul edilmesin, sayılmasın diyenlerin de kuvvetli argümanları var. Beşiktaş haklı olarak aynı şampiyonluk için mücadele veriyoruz. Ekstra iki deplasman yaptık. Maddi açıdan kendi sahamda 35-40 bin kişiyi oynayacağım. O kayıplarım var diyor vicdanen ve hakkaniyet olarak bakıldığı zaman böyle olması gerekir diye savunan kulüplerimiz var. Geldiğimiz noktada 17 kulüp bu konuyla ilgili görüş verecek. Görüşlerin hepsini yazılı istedik diyor. İyi de yapmış çünkü toplantıda başka. Siyasilerin yanında başka konuşan kulüpler var. İyi olmuş. Hani TFF kulüplerin taleplerini önemsiyor diyor. TFF benim 5 yıllık dönemimde ciddi anlamda kulüplerin taleplerine ve görüşlerine kulak veren, hassasiyet gösteren, yapabildiklerini yerine getirmeye çalışan, monolog değil diyalog içinde olan ve kulüpler için var olan bir federasyon kimliğini çok kısa süre içerisinde göstermiştir. Niyet Türk futbolunu ilerletmek, yapısal sorunlarını çözmek, kulüplerin ihtiyacını karşılamak, kulüplere fayda sağlamak ve kulüplerin federasyon olmak diyor. Yani diğer iki federasyona karşılaştırdığımız zaman çok fark var aralarında diyor. Biz görüşleri götüreceğiz. Onlar ne karar verecek göreceğiz. Yani onların da zaten verdiği bir karar var. Buradan dönerler mi? Zaman gösterecek diyor. Ne derlerse saygıyla karşılayacağız. Şimdi dördü tamam yedisi hayır diyor. Yani herhangi bir başvuru yapmayacağız. Bazı kulüpler resmi olarak başvurmuş. Onlarla TFF arasında bir iletişim olmuş. Ama orta yolda bir buluşma gerçekleşmemiş. Hani kulüpler olarak ortak görüş sunma fikri geldi. Cuma gününe kadar her kulübün görüşünü alıp sunacağız. Hangi açıdan bakarsanız illaki bir mağdur olacak diyor. Türk, Türk Hava Yolları Avrupa Ligi ile karşılaştırıyorlar ama aynı şey değil diyor. İki tarafında çok kötü bunlar var. Basketbolda beraberlik yok ve 5 kişiyle oynanan bir spor. Doğru bir karşılaştırma değil diyor. Yani UEFA'ya gidecek olan kulüplerimiz olabilir. Bunları doğal karşılıyoruz diyor Ali Koç. Şimdi ben öncelikle şunu söyleyeyim. Beşiktaş kulübünün ligden çekilmek gibi bir fikri var. Yani ligden çekiliyoruz, oynamıyoruz diyebilir. Ben size diyorum bakın. Bazı hareketleri yaparken akıllı davranmak lazım. Çok akıllı davranmak lazım. Ben Ali Koç'un yerinde olsam cumaya kadar değil de pazartesiye kadar süre tanırdım. Pazartesiye kadar yazılı fikrinizi belirtin derdim. Biz de toplanacak, biz de ileteceğiz derdim. Bak pazartesi. Niye pazartesi anlatayım. Beşiktaş başkanına kapalı kapılar arkasında derdim ki sizle oynayacağımız maçı biz kazanırsak <laughs> fikrinizi destekliyoruz. Argümanlarınızı sakla. 7 değil 8 olur kulüp sayısı. Bizimle birlikte biz de birkaç kulüpten rica ederiz. 8 değil 10 olur. Ligden çekilen kulüplerden de rica ederiz. Onlar da katılır. 12 olur. 12'ye karşı 6-7 olur. Bu sayede de görüşünüz geçer derim. İyi de hocam bu karaktersizlik, şerefsizlik şu bu değil mi? Vallahi biz neler görüyoruz. Yani menajer ücretini 400'de 1 falan göstermeler görüyoruz. Tüme düşmüyorlar. Sezon oynarken futbolcu ayartanları görüyoruz. Ceza almıyorlar. Çıkıp da biz şunu yaparız, bunu yaparız, asarız, keseriz, yaptırtmayız, ettirtmeyiz deyip tehdit edip sonrasında yo biz öyle bir şey demedik ki diyenleri görüyoruz. Valla zafere giden yolda her şey mübahtır diyen başkanları taraftar kitlelerini görüyoruz. Ben açık söyleyeyim. Ben Ali Koç'un yerinde olsam Ahmet Nur derim ki biz de oynayacağınız maçı kaybedin. Biz sizin destekçiniziz. Ama o maçı kazanırsanız yani cesedimi çiğnemeden kimse bu kuralı geçiremez. Kulüpler Birliği Başkanı da benim derim. İyi de hocam açık açık satma istiyor. Biz zaten onları sahada yeneriz. Şöyle böyle. Bekliyorum. Durun. Perşembe gününe geldik. Bakalım. Maçın hakemi açıklandığı zaman anne tarafından Ali Koç'un akrabası mı diye algı yapılacak. Şirkette çalışıyor diye mi algı yapacak. Avisten araç kiraladı diye mi algı yapılacak. Beşiktaş tarafından yapılacak hamleyi de bekliyoruz. Ben açık net söyleyeyim. Bu iş sahtekarlık şu bu değil. Beşiktaş maçını kazanırsak biz sizin fikrinizi destekliyoruz derim. Galatasaray'da tek başına kalsın. Bırakın düşman edinsin bir sürü. İyi de hocam Kayseri Spor yenmiş, Giresun yenmiş bana kalırsa oynanmış maçlar. Öyle kabul edilir. Kalan maçlar böyle kabul edilir. Ya bu şans Gaziantep'liler istiyor muydu deprem olsun? Hataylılar istiyor muydu deprem olsun? Hani depremin ilk günlerinden beri Beşiktaş'ın şu yaptığı hareketi Fenerbahçe yapsaydı topa tutulurdu. Bir kişi bir tek kulüp yanlarında yer almazdı. Bir tek kulüp. Ama kaç tane taraftar buldular. Yani Hatay'a Gaziantep'e puan kaybeden herkes karşı tarafta. İki maçını da kazanan taraflar da bu tarafta. Ne güzel İstanbul. Şimdi playoff iddiaları yabancı sayısına ilgili de açıklamada bulunmuş Ali Koç. Bilginiz olsun. Hani playoff konusu daha çok basında gündeme geliyor. Burada etraflıca bir tartışması olmadı. Ancak sezonun 3'te 2'si bittiği bir ortamda radikal bir değişikliğe gitmek ne kadar gerçekçi emin değilim diyor. Yabancı oyuncu kuralı 2024-25 sezondan itibaren 5 sezonluk açıklanması gerektiğini söylüyor Ali Koç. Haksız mı? Haklı. Ve 17 Nisan'da yabancı oyuncu kuralı ve spor yasasının da görüşüleceği toplantı düzenleyeceklerini aktarıyor Ali Koç. Açıkçası diyor ki bir kural belirleyelim 5 sene bu uygulansın. Biz de ona göre hem devre arası hem yaz planlamamızı yapalım. Yani hem deprem hem de strateji projesinin çok hızlı ilerlememesi nedeniyle olamadı diyor. Şu an bütün kulüpler eldeki veya almak istediği oyuncular için gelecek sezon hazırlıklarını, müzakerelerini, pazarlıklarını yapıyor. Mustafa Hoca da bunların duyumunu veriyor. Pek çok kulüple sözleşmesi bitecek. Şu an müzakere edip transfer anlaşması yapabileceğimiz oyuncular var. Görünen önümüzdeki sezon uygulanacak somut bir model yok. Bizim acelemiz de yok diyor. Bizim için önemli olan doğrunun yapılması. Bir çalıştay yapalım diyor. Bu şekilde sürsün. Aynı zamanda Ali Koç kulüplerin mali durumuna ilgili Allah sonumuzu hayır etsin diyor. Bak günlük konularımıza beraber hepimizin derin yapısal problemlerimiz ve çözülemeyecek finansal sıkıntılarımız mevcut. Geldiğimiz nokta itibariyle bir veya iki kulüp gemiyi yüzdürüyor. Başta büyük kulüpler olmak üzere hepimizin büyük sıkıntısı var. Büyük kulüpler 4 sene önce 40-45 milyon dolar alırken şimdi 10-12 milyon doları konuşuyoruz. Anadolu'daki takımlar için 10-12 milyondan 4-6'lara konuşuyoruz bu rakamlarla bu işler dönmez. Zamanı oynuyoruz ama Türk futbolu bu sorun çözümle, çözülemeyeceğine yüzleşmek zorunda. Bunun üstüne salgın, vergi artışı gibi olumsuzluklar üst üste geldi. Hani buna yokmuş gibi davranıp ya da var ama bu işin içinden çıkarız demek çok gerçekçi bir yaklaşım değil. 2018'de Türk futbolunda deniz bitti demiştim. Şu an çok daha kötü durumdayız. Tünelin dışında bırakın parlak ışığı, mum ışığı bile görmede zorlanıyorum. Herhalde biraz daha bıçak kemiğe dayandıktan sonra bütün paydaşlar olarak oturup başka ülkelerin kendi futbol sektörü nasıl kurtardığını görüp tekerleyen yeniler icat etmeden bu işin içinden hep beraber çıkmamız gerekiyor. Şu an kritik bir döneme giriyoruz. Hakemlerimizin performansı dönemli yoğun bir dönem olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi finalden önce ligimizi bitirmemiz gerekiyor. Seçim haftasında hafta sonunda da maç oynanmayacak. Hafta içindeki maç sayısı artacak. Sakatlıklar artıyor. Enteresan bir dönem diyor. Şimdi burada şunu söyleyeyim. Hocam Ali Koç'ta ama ağlıyor. Çıkıyor paramız yok pulumuz yok diyor. Ee, yani yok derenin ucunu. Sana ne hocam Galatasaray gidiyor zannı yolu alıyor. Şunu yapıyor bunu yapıyor diye. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bunu Galatasaraylı arkadaşlar kabul etmeyecekler ama adaletli bir tarama yapılsa yani adaletli bir tarama yapılsa Galatasaray çok ciddi bir mencezası yer. Ya bu finansal durumlarda senin yani getirin yok. O kadar götürü nereden çıkıyor diye sorarlar adamı. Yok arkadaşım yok bak. Şimdi Fenerbahçe çarçur ediyor parayı. Doğrudur. Yani size göre çarçur ediyor işte gidip çöp alıyor şunu yapıyor bunu yapıyor dersin. Kabul. Ama bir taraftan da oyuncu satıyor. Ya bir oyuncuyu 20'ye satmak kaderini değiştirirsin. Bugün bak mesela Kayseri Spor, X futbolcunu 20 milyon euroya satsın. Kayseri kaderi değişir. Ya haksızsam haksızsın. 20'ye satsa kaderi değişir. Acı Antalyaspor Antalya Spor 8 milyon euro teklif geliyor. Dangalak Antalya Spor yönetimi versene. 8 milyon euro kötü para mı? 8 milyon euro Antalya Spor şampiyon olsa alacağı para. Ligde şampiyon olsa alacağı para. Ben olsam 50 kere satarım. 28 milyon euroya sat. San 8 tane Hacı Wright alırsın. Bir de senin piyasan oluşur. Hatay Spor zamanında bu penzayı Fener istedi. Bilmem 15 istiyoruz, 20 istiyoruz. Gitti. 6 25e mi? 5 25e mi? anca gönderelim. Deniz bitti. Ya ülkede radikal bir şey olacak. Dolar, euro 2 liraya, 5 lira. Mesela dolar bugün 5 liraya düşsün. Euro bugün 5 liraya düşsün. Bütün kulüplerimiz borcunu hemen bitirmeye başlar. Hemen takır takır ödemeye başlar. Euro TL üzerinden ödeniyor. Yani sonuçta TL'yi çevirip euro alıyorsun ciddi bir reform yapasın isterse faizler 50 katına çıkarılsın. Euro dolar 5 TL'ye düşürülsün. Kulüplerimiz kurtulur, rahat eder. Ya hükümet politikası olarak dolar düşüp, üründen kazanma mantığından çıkıp üretime dayalı bir iş işte iş yapacağız. Ya da euro dolar bu seviyede ya da daha üstüne çıkıp kulüplerin hepsi batacak, yabancı yatırımcılara satılacak. Taraftarların isteği arzusu gidecek. Ve olaylar başka tarafa da çekilebilir. Burası Türkiye. Burada çok farklı tepkiler çıkabilir. Sonumuz hayır olsun. Ama uzun lafın kısası. Beşiktaş eğer lehlerine karar çıkmazsa ligden çekilmeyi dahi düşünüyor. Cuma günü çıkacak oylamada şimdi şunu da söylüyorlar. Çoğunluk denirse o hayır. Çoğunluğun dediği değil, adaletin dediği olur. 59 öncesi. Fenerbahçe'nin şampiyonluklar sayılmıyor. 5 yıldız verilmiyor. Beşiktaş'ın 2 tane sayılıyor. Niye? Niye Beşiktaş'ın iki tane şampiyonluğu sayılıyor? Hiç düşündünüz mü? Amaç ne? Çünkü lobisi yüksek. Lobisi güçlü. Fenerbahçe'ninki hocam çok kişi karşı çıkıyor. Karşı çıkma değil. Argüman önemli. Yani bir kişi düşünün. Adı ta, adı hani böyle e, sapıkça şeylerle anılıyor. Onu tanıyan yüz kişinin yüzde diyor ki, o yapmaz öyle şey. Kamera kaydı var. Görüntü var. Konuşma var. Ses var. Hepsi var. 100 kişi diyor ki o yapmaz öyle şey. Hakim savcı diyor ki yaz karar. Beraatine karar verilmiştir. O yapmaz öyle şey diyorlar çünkü. Alan burada delil var. Aynısı burası için de geçerli. Şu anki görüntü çoğunluk çoğunluk oynanmamış kabul edilsin demesine rağmen şu anki sistemle devam edecek. Beşiktaş çıldırıp ligden çekilir mi? Asla sanmıyorum. Bu kadar cesur bir takım değil Beşiktaş. Hani duruşları farklı bir duruşları var biliyoruz. Ama ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam Beşiktaş'a derim ki siz bizim maçı kaybedin. Biz sizin destekleriz argümanınıza. Sonuçta biz sizin önünüzde olacağız. Bir maç eksiğimize rağmen 3 puanın önünüzde olacağız. Öyle yani Beşiktaş'ın Galatasaray maçında en azından yatmamasını sağlarsın. Yoksa emin ol bu kural böyle devam ederse Beşiktaş Galatasaray maçında çok güzel yatar. Tahmin ed edeceğiniz üzere. Ya yani Beşiktaş tarttığından sonra Fener mi şampiyon olsun Galatasaray mı? Bu kafayla Galatasaray derler tahmin edemezler. Yani Fenerbahçe'nin şampiyonluğunun ligin kalitesini arttıracağını, yayın gelirini arttıracağını tahmin edemezler. Düşünemezler. Zannetmiyorum. Nadir insandır bunu da düşünen. Ama şu bir gerçek. Ne karar çıkarsa çıksın birilerinin hakkına girilmiş olacak. O kesin. Hakkımız ayrısı olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. İnşallah videoyu beğendirebiliriz sizlere. Bir de tişörtle ilgili yorumlarınızı merak ediyorum. Çok iyi bak slim fit. Ama böyle hani günlük hayatta giyilebilir bir tişört. Gerçekten giyilebilir bir tişört. Ha, çok spor yaparken böyle halı sahada falan giyilebilir. Geç ben halı sahaya çağırın da yok. Arkadaşlarımız hep sahtekar çıkmaya başladı. Maalesef. Ayran içtik ayrı düştük. Neyse. Görüşmek üzere.